icabı adliyelerdesiniz. Daha önce de çok anlattınız buradaki çelişkileri, buradaki kavgaları. Birileri bir şey mi demek istiyor? Bu birinci sorum. Hazır Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakanımıza da laf gelmişken pek çok kuruma, pek çok şirkete operasyon yapılmaya başladı. İşte bir takım savcılar yakalanıyorlar uyuşturucudan filan. Pelikan medyası bundan söz ediyor. Ya bunlar benim kafamda doğrusu bir yere oturmuyor. Lego biçimiyle. Sizin kafanızda oturuyor mu? Ya da oturduğunda ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle aslında 20 yıllık, 21 yıllık bir dönemin sonuna geliyoruz. AKP ve MHP siyasi iktidar sayfası dönemi kapanıyor. Bu çok net. İşte bu hafta biz bunu gördük. Metin Külünk açıktı bir ekonomist gibi. Mükemmel sorunları tespit etti, masaya yatırdı, çözümlerini buldu. Metin Külünk tavsiyeler bulundu. Arkasından bu komisyon 15 Temmuz raporu ortaya çıktı. Birbirlerini suçladılar. Yok dedikleri raporun var olduğu dendi ve işte bu yandaş basının hem kendisi hem de Dilipak gibi bilinen aktörleri bu şekilde AKP iktidarıyla ilgili açıklamalarda bulunmaya başladılar. Yani şöylesi bir durum ortaya çıkıyor aslında. Deniz bitti. Yani dönem bitti, olay bitti, kapanıyor. Ve bu durumda da herkes bir pozisyon alıyor. Yani bunu böylece anlatmamın sebebi bu pozisyon almada da işte ortaya çıkan aktörlere, olaylara göre de yorumlar, analizler yapmamız gerekiyor ki siz çok doğru bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Niye sabah medyası bu hakim ve benim de tabii hemşerim Osman Yarbaş'tan söz ediyor. O yakalanıyor. Zaten Antalya'da gözaltına alınmış. Bu malum bu dönemin hakimlerinden, AKP'nin işte FETÖ terör örgütü üyeleri diye birçok 5000'e yakın hakim bir anda ihraç edince hakim savcıyı kimlerden alacak? Hakim savcı ihtiyacı doğdu ve böylesine hakim savcılar oldu. Pudra kokulu sistemler kuruldu filan. Şimdi hukuka ihanet edenler daha ağır bir fatura ödeyeceklerini anlamaya başladılar. Yani sadece onlara göre meslek onurlarını bir kenara bırakıyorlardı. Hukuka ihanet etmiş oluyorlardı sadece. Önemli değildi ama talimatları yerine getiriyorlardı. Kendilerine hiçbir şey olmayacağını sanıyorlardı ama birdenbire olaylar çok hızlandı. Çünkü korkunç bir yoksulluk var. İnsanlar harap bitap düştü. Milyonlar bu yoksullukla mücadele etmeye çalışıyorlar. Açlıkla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu şaka değil. Ha tabii ki gözümüzün önünde böyle çok refah seviyesi yüksek bir azınlık kitle var ve onların yaşantıları varmış gibi, hayat ondan ibaretmiş gibi sanıyor herkes ama çok yakıcı başka bir yüz var ve bu herkesi hakikaten kavuruyor. Anayasa rafa kaldırıldı. Yargı tek adama bağlandı. Şimdiye kadar insanlar şunu anlamıyorlardı. Demokrasi neymiş yani? Ne olacak demokrasi? Hukuk, adalet falan. Onu gördüler ki bu ülkenin milyonları demokrasi demek ekmek demek, hukuk demek nefes almak demek, hava demek, su demek, öylesi bir ihtiyaç. Çünkü öbür türlü ceplerindeki para puf uçuyor demek. Bunu AKP, bu iktidar herkese gösterdi. Kendi tabanına da gösterdi ve dolayısıyla kendi milletvekilleri de işte Metin Külükler, şöyle böyle aktörler konuşmaya başladılar. Bu noktada da yargı harekete geçti. Harekete geçenlerden birisi benim çok önemsediğim, sizin geçen haftalarda belgeleriyle koyduğunuz Halkın Kurtuluş Partisi'nin şikayeti üzerine bunu hatırlatmak lazım, hiç unutmamak lazım. Buradan net çıkan Bence bir şey de. var. Çünkü biz çabuk unutuyoruz. Yani biz günlük meseleleri konuşuyoruz ama hiç Türkiye'deki değişimleri, siyasetin sosyolojisini falan hiç tartışmıyoruz. Ben de orada çok önemli, çok önemli olan dokunulmaz algısını yaratmışlar diye kendilerine. Her suç işlenir, suç işleyenler cezasız kalır, suçlular suçsuzları yargılar falan, böyle bir anlayış yerleşmişti. İşte bu değişti o sizin paylaştığınız belgeyle. Orada satır arasındaki çok önemli olan bir ifade vardı. Savcı diyordu ki bu şikayet edilenler arasındaki parlamenterler için ayrı bir soruşturma yürütülüyor. Bunu bana parlamenter suçları tahkim eden savcılık bürosu bildirdi. Bakın kapatıldı demiyor savcı. Orada suç, o ayrıca soruşturma yürütülüyor. Ben geri kalanları yürüteceğim. Kim onlar?
Süleyman Soylu'nun kardeşi. Kim onlar? Binali Yıldırım'ın oğlu gibi. Kim onlar? Eski İçişleri Bakanımız Mehmet Ağar kovdu. Oğlu Elazığ AKP milletvekili gibi. Evet, evet. Yani bunların hepsini bizim önümüze getiren bir ve çok yakın tarih, Mayıs ayı. Ve şimdi dün gene paylaştığınız tweetlerinizdeki bir haber, Sedat Peker'in tutukluluğuna o yargılandığı, yani Sedat Peker suç örgütü lideridir. İşlenen bu cinayet suç örgütü liderinin talimatıyla örgüt kapsamında işlenmiş bir suçtur. Soruşturmasına, davasına bakan yargılamada hakim ne dedi? Mahkeme ağır ceza, 16 ağır ceza yanılmıyorsam, dedi ki bu tanıkları tahliye ediyorum. Cinayeti işleyen 6-7 kişi var. Onların dosyasını ayırıyorum. Bu cinayet suçu müstakil bir suçtur. Sedat Peker de bu örgütün lideri değildir. Şimdi bunu itiraz edilmiş. Bu itiraz üzerine de 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazın reddine karar vermiş. Dolayısıyla 16 ağır cezanın yaptığı, yani burada örgüt yoktur, örgüt talimat altında işlenen bir suç yoktur görüşünü benimsemiş ve bu kesinleşmiş oldu. Şimdi bu ne demek? Bir taraftan böyle topuyla tüfeğiyle Sedat Peker'in üstüne giden bir anlayış var, değil mi? Yakalamalar çıkarılıyor, onun bulunduğu ülkeye ziyaretler yapılıyor, böyle gizli gizli bir şekilde görüşmeler filan, Sedat Peker geri getirilebilir bilmem açıklamalar derken yargıdan böyle bir karar çıkıyor. Şimdi bu karar ne oluyor? Sedat Peker'i güçlendiriyor. Ama bu karar başkası için de başka anlamı var, başkaları için. Şimdi Sedat Peker'in her açıklamasıyla bizim önümüze gelen bir fotoğraf albümü var. Böyle bir, o albümde sabit bir kişi var, biliyorsunuz. Sabit, evet. Suçlar değişiyor öyle ama o kişi sabit kalıyor. Dekor aynı, o sabit kişinin yanına hep suçlu adamlar geliyor gidiyor yani. Allah'tan kadın yok galiba, var mı bilmiyorum, atladım. Adam dedik, cinsiyetçi konuşmayalım. Neyse, yani suçlu insanlar, o sabit dekor ve sabit kişinin yanında yer alan bir albüm var. Ve zaten şimdi Sedat Peker'in bir iddiası var, biliyorsunuz, seni deli edeceğim diye. Bir o kavşak var, yani fotoğraf albümünün yerleştiği bir kavşak var. Bu yargı kararı bize gösteriyor ki o kavşağa doğru yol açılmış. Yani Sedat Peker'i güçlendirirken bazılarında çok tedirgin edecek kararlar olduğunu görüyorum ben, bu iki kararın arka arkaya. Tabii ki ben bunu her programda da ısrarla söylüyorum. Suç işlendi, çok işlendi. İşlenen suçlara çok göz yuman hakimi savcısı oldu bu memleketin. Ama artık çok iyi biliyorlar ki hala göz yummaya devam ederlerse çok ağır bir fatura ödeyecekler. Şimdi meslek onurlarını yediler. Çocuklarının yüzüne bakmaktan, gözlerini kaçırıyor olmaktan gocunmadılar. Ama devam ettikleri takdirde çok daha ağır bir fatura ödeyeceklerini bildikleri için şimdi dönüş yapıyorlar. Yargıda böylesi bir canlanma var. Bir de benim tabii çok dikkatimi çeken gene sizin tweetlerinizden oldu. Nasıl takipçinizim görüyorsunuz. Evet, gördüm onu. Sedat Peker yok ama gerçekten Türkiye gündemini çok ilgilendirmesi gereken ve üzerine düşünülüp yorum yapılması gereken paylaşımlar var. Sayenizde biz de öğreniyoruz. Ne diyor? Paylaşım yapmayacağım. Elimdeki yüzlerce sayfayı, ses kaydını, belgeleri tasnif etmekle, ayıklamakla meşgul olacağım demiş. Bu ne demek? Devletin namuslu görevlileri fazla mesaiye geçmişler demek. Yani bunlar da hepsi birbirini tamamlıyor. Yargıda böylesine bir hareket var. Partinin içinde böylesine bir yarılma var. Ben hatta şunu bile bekliyorum. Yani partiler içinde kopuş olacağını da düşünüyorum. Yarın öbür gün biz bunları da görebiliriz. Seçim dönemine yaklaştıkça malum iki partiyle anılmak istemeyen milletvekilleri olacaktır son kertede. İşte ben şu partiden ayrıldım, şurada milletvekiliydim gibi. Yani bu artık bu dönemi kapatırken, hızlanırken ve tabii Türkiye'nin değişiminden az evvel bahsetmiştim. Türkiye'deki insanlar artık hakikaten demokrasi istiyorlar. Hakikaten eşit vatandaş olmayı istiyorlar. Hiç umurlarında değil. Kürt müsün, Türk müsün, Alevi misin? Bunlarla ilgilenmiyorlar. Onların ilgilendiği bir şey var. Evet, simit bile 5 lira. Yumurta kaç lira? Süt kaç lira? Gidiyorsunuz, arabanız varsa, kaldıysa yani benzin almak ne kadar? Herkes bunlarla ilgili. Ve dolayısıyla herkesin eskiden bir Kürt sorunu vardı.
Hala var ama o kadar yakıcılığı şu anda ön planda değil. Çünkü bir Kürt genci de bir Türk genci de aynı şekilde bu ülkede yarınını göremez vaziyette. Birbirlerinden farkları yok. O yüzden biz topluca artık bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Siyaset de bu değişimi okumak zorunda. Yargı okumaya başladı, güzel bir şey. Ama tabii kendi kanatlar arasında çarpışacaklar. Onlar çarpışırken çok iyi bizde değişik değişik suçlarda birilerinin üstüne gittiğini falan böyle bir oyunlar oynandığını göreceğiz. Ankara kolluğu bir harekete geçecek. Efendim İstanbul grubu yargısıyla harekete geçecek. Operasyonlar yapacak. Yapsınlar hoş. Ama esas operasyonlar bunlar değil. Bizim gözümüzü boyayamazlar, bizim gözümüzü kandıramazlar. Esas operasyonlar hakikaten bu ülkenin arınmasını sağlayacak. Bu ülkenin eğer gerçekten bir devlet ayakta kalacaksa, eğer gerçekten hepimizin bir Türkiye'si olacaksa ve biz gerçekten bir hukuk devleti olacaksak, işte bu gördüğümüz sistemi kuranları demir parmaklıkların arkasında göreceğimiz bir arınma olacak. Ona ihtiyacımız var. Ben onu yaşayacağımıza inanıyorum. Ne diyeyim? Yok, 84 milyon kendini feda mı edecek bir grup? Keyfi sürsün, sefasını sürsün, milyon dolarlarına milyon katsın diye. Böyle bir şey olmaz. Devlet de buna izin vermez. Devlet içi refleksler de buna izin vermez. Zaten ben bunu Sedat Peker videosu çıktığı zaman ben ilk o yazı yazmıştım. Sedat Peker ikinci Susurluk kamyonu mu diye. Tabii ki kamyon orada bir metafor, benzetme o anlamda değil ama o süreç devam ediyor ve hızlanarak devam ediyor. Ağzınıza sağlık.